Evet sevgili Erbağlar, bir başka ziyaret yerimizde Erbağ İyi Parti Erbağ İlçe Başkanlığı ve Erbağ İlçe Başkan Yardımcımız Zeki Bey ile birlikteyiz. Öncelikle ziyaretimizi kabul edip bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Zeki Bey, Yeşil Erbağ Çevre Platformu'nun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Yeşil Erbağ Çevre Platformu'nun çalışmalarını ilçemiz bazında ve çevresel olarak da çok olumlu buluyoruz. Bu izlenimi ben kendi şahsım değil, bölgede ve çevremizdeki intiba bu şekilde. Özellikle platform başkanlığını üstlenen arkadaşımızın iyi niyeti, mücadele azmi, kişisel karakterinin bir bütün olarak büyük bir güç olduğu söyleniyor. Ve biz de aynen böyle bir insanın, böyle bir arkadaşımızın önderlik yapması bize umutlandırdı, sevinç verdi, kıvanç verdi. Kendisine teşekkür ediyorum şahsımızda. Bölgemizde siyanürle altın madenciliği hakkındaki halkımızın size fikir alışverişleri nasıl oluyor? Şimdi sevgili kardeşim, halkımız malum olduğu gibi bugün ülkemizde satılan arazi sayısı 18,5 milyon metrekare. Bu dünyanın hiçbir yerinde siyanürle altın aramayı devletler, gelişmiş devletler hiçbir kimse fazla onaylamıyor. Ancak bizim ülkemizde şunu düşünebiliyor musunuz? Siz şuraya 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo altını koyun, 20 kilo altını koyun. Yüzyıllarca orada 5 bin dönüm, 3 bin dönüm, 10 bin dönüm, 20 bin dönüm arazinin yok olmasını, karşılığını altın koyabilir misiniz? Burada sadece oradaki arazinin yok olmasıyla birlikte çevredeki içme sularına, hatta burada Kerkit ve Yeşilırmak kolları var. Buraya biriken akıntılarla, sızıntılarla gidecek su oradaki tarım arazilerini sulanacak. Hayvanlarımız, biz yani burada kısaca insanların canına kastediliyor. Yani bu bölgeden bize, size burada yaşamak haram deniliyor. En büyük suç insanın yaşam hakkına saldırıdır. Yani buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Yaşam hakkı insanın en büyük hakkıdır. Uluslararası hukukta da bunun yeri vardır. İyi Parti ve Erbağ İlçe Başkanlığı olarak siyanürle altın madenciliği aranması hakkındaki düşünceleriniz neler? Siyanürle altın arama ya müsaade etmek, izin vermek, ben kelime olarak naif bir kelime bulamıyorum. Kullanacağım bir kelimede yanlış olur diye bunun karşılığında bunu kesinlikle Erbağ'da bu platform öncülüğünde biz burada bu Versus değil mi şirketin adı? Kanada şirketi. Evet, bu ortaklıkla bu şirkete bu bölgede müsaade etmeyeceğiz. Yani bütün gücümüzle halkımızı aydınlatarak platformun yanındayız. Teşekkür ediyoruz.